kadim şehrimiz, Osmanlı başkentimiz Edirne'mizdeyiz. Meriç'in kirliliğine de sebebiyet veren atık su arıtma problemimiz var şehrimizin. Ki bu kapsamda İller Bankası Genel Müdürlüğümüz belediyemizle birlikte bir proje yürütüyor. Bu yıl sonu itibariyle de 216 bin kişiye hizmet verecek projemizi tamamlamış olacağız. Hem içme suyu hem kanalizasyon hem de yağmur suyu projelerini içeren altyapı işimiz var. Bittiğinde inşallah hiçbir selde, hiçbir yağışta, taşkında, sular altında kalmadığı altyapı inşasını tamamlamış olacağız. Edirne merkezde Karanfiloğlu caddemiz var. Vatandaşımızın, gelen turistlerimizin yoğun bir şekilde kullandığı bu caddede bir sokak sağlıklaştırma projesi gerçekleştiriyoruz. Ve bu proje kapsamında sokağa bakan bütün binaların cephelerinin iyileştirildiği, o tabela kirliliğinin kaldırıldığı projeyi valimizle İller Bankası Genel Müdürlüğümüz birlikte yürütecek. Edirne'mizde kale içindeki tarihi konaklarımız ki 579 tane tescilli tarihi konağımız var. Bu tarihi konaklarımızın 86 tanesi maalesef metrup ya yıkılmış ya da yıkılmak üzere konaklarımız. İlk önce bu 86 konaktan başlamak üzere bir kentsel yenileme restorasyon projesi yürüteceğiz ve bu konakları tarihine uygun bir şekilde restore edeceğiz. TOKİ Başkanlığımız eliyle Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıklamış olduğu 50 ve 100 bin sosyal konut projeleri kapsamında Edirne'mize de bugüne kadar yeni yapacağımız konutlarla birlikte yaklaşık 6.217 konut. Bu konutları besleyen ticari üniteler, sosyal donatılar, camileri, eğitim alanlarıyla birlikte konut stoğunu, yine alt gelir grubu vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak talepleri karşıladık. Bugün de Havsa ilçemizde gerek diğer ilçelerimizde gelen talepleri değerlendirdik. Buradaki talepler doğrultusunda da alt gelir grubu vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmelerine imkan tanımak suretiyle bu projelerimizi gerçekleştiriyor olacağız. Amacımız, hedefimiz Cumhuriyetimizin 100. yılında, 2023 yılında Edirne'mizi daha güçlü bir Edirne yapmaktır. Daha yaşanabilir bir Edirne yapmaktır. Bu kararlılıkla projelerimizi devam ettireceğiz diyor. Hepinize saygılar sunuyorum.